Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte karakterimizi 70'ten 80'le bula kasacağız. Geçen bölümlerde karakterimizi 70'le bula kadar getirmiştik. Bu sırada da sizlere işte önemli tavsiyeler vermiştim. Şimdi karakterimiz güncel kontente geldi ve artık size yapmanız gerekenler, kasarken izleyeceğiniz yol, nasıl para kazanacağınız ve bir daha nasıl oyuna para vermeyeceğiniz hakkında bilgiler verirken bir yandan da karakterimi 80 level'a kasacağım. Konuşulacak ve bahsedilecek çok şey var bu bölümde. Ama öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Level kasarken bir guild'de olmanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Ve 15 dakikada bir HS atma süresi gibisinden ekstra buff'ları olacak. Bundan dolayı level kasarken guild'de olmanız önemlidir diyerek ilk tavsiyemi verip videoya başlamak istiyorum. Ama ben yeni başlayacak herkesi kendi guild'ime de davet etmek istiyorum bir yandan. Çünkü yeni başlayan oyuncular için sömür ölmeden oynayabilecekleri güvenli bir ortam yaratmaya çalıştığımız bir guildimiz var. Hem oyunu birlikte oynamak, eğlenmek hem de oyunu öğrenmek isteyen oyuncular için kapımız herkese açık. Battle Friend olarak beni ekleyip Battle.net üstünden bana ulaşırsanız guild alımınızı yaparız ve bizimle birlikte oynamaya başlarsınız. Tek zorunluluğumuz Steam Community üstünden sesli chat kullanıyoruz. Ve tek bir kuralımız var. Toksik olan kişi ölür abi. Biz de toksik kimseyi de aramızda istemiyoruz. Daha da fazla uzatmadan videomuza, daha doğrusu oyuna geçelim. Geçen videoda karakterimizi 70 level'a getirmiştik zaten biliyorsunuz. Bu videoda da 80 level'a kadarki kısmı artık gerçekleştireceğiz ve güncel kontente geçiş yapacağız. Şimdi 70 level'a kadarki olan kısımda görev yapmayabilirsiniz diye söylemiştim size. Ancak oyunun bu safhasından sonra 70'ten 80'e kastığımız dönemde artık görev yapmak zorundayız. Bir önceki videoda da söylemiştim. Warwit'in quest'i üstünüze gelecek. Capital şehrinize geldiğinizde oynadığınız faction'ın göreve şu şekilde başlıyorsunuz. Şu gösterdiği teleportation kullanıyorsunuz ve sizi görevin olduğu noktaya gönderiyor. Daha doğrusu ilk görevin olduğu noktaya gönderiyor. Ben daha önce buradaki questleri yaptım. Ondan dolayı bu tarz bir seçenek var. Skip seçeneği. Bundan bahsetmek istiyorum size. Eğer daha önce main questline yapmışsanız bazı yerlerde, bazı noktalarda bu skip kısmını göreceksinizdir. Şu diyaloğu. Eğer ki yapmadıysanız zaten bu olmayacaktır. Sadece play, movie ve quest falan gibisinden görünecektir. Skiplemeden sizlerle görevleri yapacağım. Güncel content'in main quest line'ı sizi direkt olarak 80 level'a taşımıyor, bunu söyleyeyim. Birkaç tane dungeon atmanız gerekecek sonlara doğru. İsterseniz direkt dungeon quest olarak ilerleyebilirsiniz. Eğer main quest line'ı bitirmeden 80 level'a varırsanız yine de main quest line'ı bitirmek zorundasınız. Bunu belirteyim. Yani sadece dungeon'la kasma gibi durumunuz maalesef söz konusu değil artık. Şunu da belirteyim. Eğer ki oyuna sadece game time alıp başladıysanız ve işte 70 level olduktan sonra bu noktadan sonra 1300 lira verip Warwit'in expansion'ını almak zorundasınız. Başka türlü buralara oynayamazsınız. Geçen bölümde Lost Mail Quest hakkında da konuşmuştuk. Ben quest'i bitirdim ve işte verdiği ödül bu. Videonun sonunda kazanan kişiyi açıklayacağım ve bana Battle.net üzerinden ulaşmasını bekliyorum ki onun ödülünü verebileyim. ...71 level olduğunuzda artık Hero Talent diye bir seçenek gelecek. Normal talentiniz 70 level'dan sonra artık talent puanı veremiyorsunuz. Onun yerine Hero Talent açılıyor ve Hero Talent seçmeniz gerekiyor. Her class'ın, her spey'nin 2 tane Hero Talent'i var oyunda. Şimdi yeni başlayan bir oyuncu burada ne vereceğini tabii ki bilmiyor haliyle. Bunun için internet siteleri var. Videonun ilerleyen dakikalarında sizlere bahsedeceğim. Oyunun artık güncel kontentin oynandığı yerdeyiz. Bu şu demek, her şey bu şehirde dönüyor. Khazalgar'a geldiğinizde Isle of Dorne'da yeni meskeniniz burası olacak, Dornagal. Yani güncel olan her şey bu şehirde olduğu için Hearthstone dediğimiz işte şehire geri dönme taşınızı gelip buradaki Innkeeper'ı bırakmanız sizin için daha mantıklıdır. Eğer ki Capital şehrinize o Grimara veya hatta Stormwind'e dönmek istiyorsanız da şehrin bu kısmında bulunan işte Foundation Hall diye geçen büyük bina Capital şehirlerinize dönmeniz için gereken portalları içinde bulunduruyor. Buradan da Capital şehrinize dönmek isterseniz dönebiliyorsunuz. Yani buranın portal odası buraymış gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi oyunun tüm güncel kontenti bu şehirde dönüyor şu anda. Bizim
Burada devam etmeden önce yapmamız gereken bazı şeyler var. Gelelim o kısma. Şimdi dostlar, bizim oyunda artık para kasmamız gereken bir döneme geldik. Ondan dolayı mesleklere ihtiyacımız var. Kısa tuşu K. Eğer ki başka bir taraftan ulaşmak isterseniz de sağ alt tarafta karakter açma yerinizin sağ tarafında Professionals kısmı var. Buradan görebilirsiniz. Alabileceğiniz meslekler Cooking, Fishing, Arkeoloji ve 2 tane de Profession alabiliyorsunuz. Toplam 11 tane Profession var alabileceğiniz. Bunlar işte Alchemy, Blacksmith, Enchant, Engineer, Inscription, Jewel Crafting, Leatherworking, Tailoring, Herbalism, Mining, Skinning. Dornagal'da şehirde bunların trainerları var. Öğreticileri. Trainerların yerlerini göstermekten ziyade ben şehirde herhangi bir şey arıyorsanız direkt nasıl bulabileceğinizi sizlere anlatacağım. Herhangi bir garda geliyorsunuz, garda olduğunu harita işaretinden, üzerine geldiğinizde çıkan harita işaretinden anlayabilirsiniz. Örnek veriyorum, ben bu karakteri Herbalism ve Mining alacağız. Gather meslekleri alacağız. Çünkü bizim herhangi bir diğer craft mesleklerinden ziyade para kazandıracak toplayıcılık mesleklerine ihtiyacımız var. Mesela Herbalism'e bastığımda bana map üstünde şöyle kırmızı bir harita olarak bunu gösteriyor. Bu hangi şehirde olursa olsun aynı şekilde işler. Örnek veriyorum, Ogrimmar'da da herhangi bir garda gidip bu işlemin aynısını yaparsam bana bulmak istediğim şeyin yerini gösterecektir. Bunun temel mantığı budur. Ben zaten yerlerini biliyorum. Ondan dolayı fazla uzatmadan gidelim. Dediğim gibi mining ve herbalism mesleklerine ihtiyacımız var. Evet, mesleklerimizi aldık. Artık burada gördüğünüz gibi dolu bir vaziyette duruyor. Örnek veriyorum, artık oyunda ileri bir noktaya geldiniz. Bunu sadece bilmeniz için anlatıyorum. İleri bir noktaya geldiniz ve bu karakterde artık mesela mining'de çok geliştiniz. Blacksmith yapmak istiyorsunuz karakterinizde. Ama işte bir herb var, bir mining var. Mining'den çıkan matlarla blacksmith yapılıyor. Gelip bu karakterde unlearn profession deyip unlearn yazarsanız bu mesleği bırakabiliyorsunuz. Yerine blacksmith'i gidip alabilirsiniz. Ama tekrar bu mesleği almak isterseniz burası sıfır vaziyette alırsınız. Yani mesleğinizin tüm ilerleyişi gider. Sadece bu mesleklerin specialization pointleri var. Şu an size gösteremiyorum. 25 skill istiyor. O specialization'a verdiğiniz puanlar gitmez. Onlar her zaman sizinle birlikte kalacaktır. Mesleklerimizi aldıktan sonra yapmamız gereken başka bir şey daha var. Şu sağ üstte map'in bulunduğunuz yerin isminin solunda bir tane küçük parşömen işareti var. Buna bastığınızda minimap'te size görünen şeyler açılır. Örnek veriyorum, burada Find Herbs ve Minerals kısmı var. Bunlar kapalıysa bunları açıyorsunuz. Bunun sebebi Open World'de gezerken şu minimap'te bakın materyallerin yerlerini gösterir. Mesela şurada da bir tane var. Bunları toplayarak karakterimizin mesleklerini kasacağız ve bir yandan da bunlar belli miktarda para ediyor günün sonunda. Bunları satarak da para kazanacağız. Onu da şöyle göstereyim size. Gather'ımızı yapıp çantamızı belli miktar doldurduğumuzda Action House'a geleceğiz ve sell kısmına gelip bunu buraya atacağız. Burada dikkatli olun. Mesela 12 gold'dan bir anda 5 gold'a falan koyuyorlar. Direkt bunu yerleştirip Create Action'a basmayın. Bir check edin. Kaç paraya koyduğunuza dikkat edin. Duration'ı 12 saate ayarlıyorsunuz. Verdiğiniz depozit parasını düşürmek için Create Action dediğinizde iteminizi satışa koyuyor. İteminiz satıldıktan 1 saat sonra paranızı alırsınız. Elinizden geldiğince gördüğünüz, hatta elinizden geldiğince değil gördüğünüz her matı alın abi. Oyun sonunda çok fazla para gidiyor. Enchant'tı, gem takıyoruz, yemek parası, potion parası vesaire derken oyun sonunda çok fazla para yiyorsunuz. Bundan ötürü görevden göreve giderken etrafta da gördüğünüz tüm materyalleri toplamaya özen gösterin. Bu şekilde bir ekonomi oluşturacağız karakterimize ve gün gelecek bu topladığınız materyallerle oyunun aylık game time'ını satın alacaksınız. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Şu an için oyunun game time'ı 333k gold. Belki 2 ay para ödedikten sonra bir daha para ödememek için epey bir materyal toplamanız lazım. Action House'a götürüp bunları satacaksınız. Ve oyuna bir daha para vermeden oynayabilecek hale gelmeye çalışacaksınız. Şimdi başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Level kasarken biraz zorlanma gibi bir durumunuz olabilir. İşte çok fazla canınız gider yaratıklarla fightlarken. Bu en azından kontente ilk başladığınızda yüksek olasılıkla olacaktır. Çünkü item level'ımız çok düşük kontente göre. Şu an bana düşen buradan itemler 441 iken karakterin pantolonu 117 item level. Bu kontent için çok eksik bir item. Çünkü mesela bakın 20 armor veriyor. Kafalık 900 armor veriyor.
Bu tarz bir sıkıntı yaşayacaksınız. Ondan dolayı karakterimize işimizi kolaylaştıracak şeyler almamız lazım. Örnek veriyorum, potion alacağız. Bunu level'a göre basarsanız potionlar şu an kullanılan güncel olanlardan eski olanlara doğru sıralanacaktır. Bizim alacağımız şu: hem ucuz hem de işte content başı işimize yarar diye bundan mesela 50 tane veya hatta 100 tane, çünkü epey ucuzmuş, 100 tane alacağım. Eğer oturup yemek yememiz gerekirse diye de birkaç tane yemek bulalım. Şu Iron Poppers dediği yemek mesela işimi görür. Bundan da bir 100 tane alacağım ki o kadar kullanacağımızı zannetmiyorum bile. Buraya Dell deniyor beyler. Buralar mini hikayesi olan dungeonlar gibi düşünebilirsiniz bunları da. Solo yapılabiliyor. Tierleri var. Tier arttıkça zorluğu da yükseliyor. Eğlenceli solo contentler bunlar. Dell'lerde işte sizden istediği şeyleri yapıp hazine odasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu dev'lerin güzel yanı, ya az da olsa bir para kazanıyorsunuz, hem de item atıyor. Meslek yaparken bu tarz item'lar düşecek. Knowledge eşyaları. Mesleklerim hala 25'e ulaşmadığı için size gösteremiyorum ama bunları kullanacaksınız ve meslekte specialization kısmını açtığınızda nereye vermeniz gerektiğini de sizlere söyleyeceğim. Evet, diğer yere giderken de mail gelmiş. Bir saat geçtikten sonra da işte maillerimiz yavaş yavaş düşüyor. Bir de buraya geldiğinizde şu şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Renown dediğimiz reputation'lar var. Tam olarak bölgelerle aranızdaki ilişkiyi bu temsil ediyor. Minimap'in sol altındaki işarete basınca bu renown kısmı açılıyor. Bu renownların olayı seviyeleri var. Günlük yapmanız gereken şeyler kısmında bunlara nasıl seviye atlattığınızdan bahsedeceğim. Ama bilmeniz gereken şey, bu renownların işte seviyeleri var. Ve her seviyesinde ayrı ayrı ödüller var. Şimdi biz quest yaparken, ben daha önce yaptığım için görünmüyor ama bunlara reputation kazanıyoruz aynı zamanda. Bu reputation'lar size ödüller veriyor ve bunların kendi satıcıları var. Örnek veriyorum, Consulo Dornagal'ın satıcısı yine bu büyük binada. Burada alabileceğiniz eşyaları bastığınızda görebiliyorsunuz. İşte binekler, pelerin, omuzluk gibisinden görünüşler. Meslek kasıyorsanız meslekler için işte recipe'ler veya hatta knowledge puanları. Bu tarz binamların size kazandırdığı güzel özellikler var, güzel şeyler var. Haftalık olarak bunları geliştiriyorsunuz. Bunu şu an anlatmamın sebebi, mesela ilk girdiğinizde sizde sadece burası görünecek. Ama main quest line işte bizi Isle of Dorne'dan alıp artık Ringing Deeps kısımlarına götürecek. Buraya geldiğimizde buranın da reputation'ı açılacak. Call of Hall'a geçtiğimizde işte Aratin'in, Ashkayet'e geçtiğimizde de Severed Threads'in reputation'ları açılacak. Birçok şeyden bahsettim size. Artık biraz gaza basıp karakteri kasma kısmındayız. Tüm yaptığım questleri ve dungeonları size göstermenin manası yok. Çünkü zaten siz de yapacaksınız. Ben hızlı bir şekilde karakterimi geliştirmeye devam edeceğim. Ve bahsedilecek şeyler geldikçe de size bahsetmeye devam edeceğim. Şimdi etrafta gezerken Khazalgar'da durmadan bu tarz şeyler bulacaksınız, Disturbator diye. Bunları da her zaman toplayın. Çünkü gördüğünüz gibi mesela Healing Potion, meslek materyalleri tarzında şeyler atabiliyorlar. Aynı zamanda da şu tarz minimap'te görünen chestler var. Bunları da minimap'te gördüğünüzde toplayın. Mesela Bismut attı. Zaten etraftaki madenlerden çıkarttığımız materyalden verdi bize. Bunlar para kazanmanız için önemli şeyler. Disturbator ve Treasure'ları hiçbir zaman pas geçmeyin. Yani 5K'lık item de atabilir, hiç belli olmaz. Bir anda size güzel paralar kazandırabilir durduk yere. Derken de size artık meslekle alakalı şu knowledge'ları da gösterebileceğim. Mesleklerin talent ağacı gibi ağaçları var. Uzmanlaşabileceğiniz alanlar var. Ben bunu şöyle göstereyim. Ağaçlar bu şekilde görünüyor. Videoya başlarken o bitkinin içinden çıkıp kullandığımız şeyler de buraya işlenmiş vaziyette. Bu sizin mesleğinizi ilerletiyor. Şimdi ilk önce ne yapmanız gerektiğini söylüyorum mesleklerle alakalı. Herbalizm'de ilk önce botaniğe gidip bunu 40 yapmanız gerekiyor ki binekte gezerken hiç inmeden gather yapabilin. Bu hız sayesinde de epey fazla mat toplayabiliyorsunuz. Ondan dolayı ilk önce kazanacağımız 40 knowledge'ı buraya vermemiz gerekiyor. Aynı şey mining'de de geçerli. Mining'de ise ismi. Mining
Mining Fundamentals. Burada da buraya gitmeniz gerekiyor. Burada tabii istediği puan biraz daha farklı. 60 puan istiyor ki bineğe binerek mining yapabilin. 60 puan da buraya verdiğinizde binekteyken demir toplayabileceksiniz. İlk açmanız gereken skill'ler bunlar. Bazıları bunu çok da mühim değil gibi görebilir ama aslında çok büyük vakit kaybediyorsunuz. Binekten inip tekrar bin, işte git, topla, tekrar in, bin derken aşırı fazla zaman kaybediyorsunuz. Bu da başka insanlar gelir yaparken sizden daha hızlı bir şekilde önünüze geçmesine sebep oluyor. Bunun sonucunda da bir bakıyorsunuz gittiğiniz yönde artık madenler böyle bir an görünürken bir anda kaybolmaya başlıyor. Bu tarz sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Evet, buraya geldiğimizde de artık son düzlüğe girmiş oluyoruz. Büyük ihtimalle bu bölge bittiğinde 80 olamayacağız. 79'da falan tıkalı kalacaktır diye düşünüyorum karakter. Burayı da bitirdikten sonra eğer 80 olamadıysak dungeon atıp son level'larımızı atlatacağız ve ondan sonra asıl oyuna başlayacağız. Bu arada bir yandan görev bir yandan mat toplayarak 10k gibi para yaptık. Başladığımızda 2k'ya yakın bir para vardı. 8k para sırf meslekten ve görev yaparak topladık. Çok büyük bir para değil ama oyuna yeni başlayan birisi için önemli. Mesela bu quest önemli bir quest. Main quest line yapmanın ekmeğini yediğiniz bir görev. Normalde Ashkayet'ten Eyes of Dorne'a çıkmak için önce Ringing Deeps'e gitmeniz, ondan sonra oradan Corvey'i kullanıp Eyes of Dorne'a çıkmanız gerekiyor. Ama bu main quest'i yaptığınızda, artık bu son görev olması lazım, main quest line'ı bitirdiğinizde direkt Dornogal, yani şehri çıkan bir portal kazanacaksınız. Bu şekilde Ashkayet'e inip çıkarken, ki oyunun şu an Last Devil'ın güncel kontenti Ashkayet'te, çünkü Warwit'in sezonunun ilk raid'i Ashkayet'te ve sezon 1'de bulunan iki tane de Mythic Plus dungeon'ı da Ashkayet. Ya kısacası Ashkayet'te çok fazla zaman harcayacaksınız. Bundan ötürü bu portal önemli. Burada main quest line'ı bitirdiğinizde zaten Aleria bir quest daha veriyor. Bu world quest'leri açmak için önemli. Ondan dolayı bu görevi de alıp Dornogal'a dönmeniz gerekiyor. Ki zaten main quest olarak görünüyor. Ben yine de belirtmek istedim bunu. Aklınızda bulunsun. Kesinlikle pas geçmeyin. Yapmayı unutmayın. Bu görevi de bitirdiğinizde artık world quest'ler açılmış oluyor. Elite reislerden Earth'ın quest line'ı açılıyor. Bunları da Elite reis olarak Earth'ınları da artık alabilir hale geliyorsunuz questleri bitirdiğinizde. Normalde bizim tüm main campaign bitti. 80 level'a ulaştığınızda da bir campaign daha açılacak. Warwit'in campaign'i. Bunu da oynayacağınız main karakterinizle bir kere yapmanız yeterli. Bu her kastınız karakterde görünecektir ama bir kere yapmanız yeterli olacaktır. Bunun dışında 78 level olarak bitirdik tüm campaign'i. Ben de bir ton XP boost olmasına rağmen 78 bittiğine göre büyük ihtimalle yani 77-78 gibi bir şey bitireceksinizdir siz de tahminen. Bundan sonra dungeon 80 level'a ulaştığımızda da size farklı şeyler anlatacağım. Evet dostlar, karakterimiz 80 level'a ulaştı. Bu saatten sonra oyunun artık tamamen ana kontentini kovalıyoruz. Size söylediğim gibi Warwit'in campaign'i quest'i de açıldı 80 level'a ulaşınca. Buradan main campaign'e başlayabiliyorsunuz. Artık oyunun son kontentini oynayacağımız için talentlerimizi bir düzeltmemiz gerekiyor. 80 level'a kadar starter build'le idare edebiliyorsunuz ama 80 level'dan sonra starter build'le idare edemezsiniz. Artık işte Mythic Plus ve Raid talentleri, işte PvP yapacaksanız PvP talentlerine geçmeniz lazım. Bunun için bir iki tane site var benim size tavsiye edeceğim. İlk tavsiye edeceğim site Murlocio. Burası oynadığınız klasın spey'ine göre ve yapmak istediğiniz işe göre sıralamada birinci olan kişileri görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, yukarıda solo 2vs2 3vs3. Bu solo dediği solo shuffle. 2vs2, 3vs3, Blitz, Random Rated Battleground, Normal Rated Battleground ve Mythic Plus olarak birincileri görebiliyorsunuz buradan. Mesela ben Survival Hunter kastım. Survival Hunter birincisi, işte Sentinel oynuyor. Mesela birinciye basıyorum. Açılan yeni sayfada işte karakterin itemları, hangi statlara öncelik verdiği, örnek veriyorum
secondary statlarda kritik master'i Heist Versa olarak gitmiş. Talent ağacının ne şekilde talenti verdiğini görebiliyorum. Hatta bu talenti gelip copy karakterin ismi talent dediğiniz anda kopyalayıp oyuna geri dönüp şuraya import deyip buraya yapıştırıyorsunuz. Import diyorum. Onun talentine geçiş yapmış oluyor. Bunun dışında kullandığı itemları görebiliyorum. Hangi enchantları kullanabildiğini görüyorsunuz. Hangi gemleri kullandığını da görebiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Yani bir araştırma yapıyorsanız, karakterinizle alakalı diğer insanlara bakmak istiyorsanız Murloc EO'yu kullanıp onların build'lerine, hangi enchantları kullandığına, gemleri kullandığına bakabilirsiniz. Enchant ve gem diye bahsettiğimiz şeyde daha bu itemları bir enchant ve gem basmak gibi bir durum söz konusu değil. Bunlar daha yeni karakter eşyaları olduğu için bunları gidip de bir artı basmanın, bir enchant, bir gem koymanın manası yok. Peki bu enchant ve gemler, bunların yanında işte flask ve yemekler ne zaman kullanılmaya başlanıyor? Mantık olarak olay şu. Siz artık oyunda Mythic Plus raid yapmaya başladığınızda, PvP'de veyahut da 2vs2, 3vs3 arenalara girmeye başladığınızda artık enchant, gem, flask, yemek, bu tarz şeyleri tamamlamaya başlamanız gerekiyor. PV için konuşacağım. Örnek veriyorum, ufak keyler dönüyorsunuz. Daha böyle 2, 3, 4 o tarz şeyler dönüyorsunuz. Ufak enchantlar, ucuz enchantlar, ucuz gemler, ucuz yemekler ve ucuz flasklar kullanmanızda bir sakınca yok. Ama mesela artık 7-8 üzerine çıkmaya başlıyorsunuz. Kaliteyi arttırmak zorundasınız. Yani belli bir noktadan sonra artık sizi partiye aldıktan sonra ratinginiz ne olursa olsun üzerinize bakarlar. Beğenmezlerse bu ne biçim enchant, bu ne biçim gem deyip sizi postalayabilirler. Enchantları size şöyle göstereyim. Örnek veriyorum, silahıma enchant basacağım. Item Enchantment kısmına geliyorum Action House'dan. Weapon'a basıyorum ve işte üretilmiş enchantlar burada. İşte Radiant Power mesela. Bu enchant'ı bastığınızda işte 2K primary stat veriyor. 2200K'da karşıdaki düşmana damage vuran bir debuff atıyor. Veyahut da işte leginize bir enchant basıyorsunuz. 900 stat agility verirken 800 can veriyor. Bu tarz enchantlar da var. Gemler ise şu şekilde çalışıyor. Kolye ve yüzüklerinize ikişer tane gem soketi açabiliyorsunuz ve açtığınız sokete de bu gemleri takıyorsunuz. Örnek veriyorum, şu gem bakalım. 147 master'ı verirken 49'da kritik veriyormuş. Bu tarz gemleri bu soketlere yerleştiriyorsunuz ve stat atlıyorsunuz. Flasklar ise içtiğinizde 1 saat boyunca üstünüzde kalan potionlardır. Bunlar size işte ekstradan stat veriyor ve öldüğünüzde üstünüzden gitmiyor. Yemeklerde ise durum biraz daha farklı. Yemekler yendikten sonra ölürseniz üzerinizden gidiyor. Ama cooking mesleğini kasarsanız, mesela şu Beladar's Bounty'yi aldınız, bunu yedikten sonra ölürseniz üzerinizden gidecektir. Ama cooking kastığınızda Beladar's Bounty'den 5 taneyi verip party food'a çeviriyorsunuz. Party food'un olayı ise öldüğünüzde buff üzerinizden gitmiyor. 1 saat boyunca üzerinizde kalmaya devam ediyor. Bunlar dediğim gibi belli bir seviyeye geldikten sonra artık karakterinizde olması gerekiyor. Yani insanlar bunları sizden bekliyorlar ve buna göre tepki görebiliyorsunuz oyunda. Direkt alın ve her şeyde yemek basın, potion kullanın, enchantınız, geminiz tam olsun demiyorum. Bu item gidecek, yani bu item değişecek. Artık belli bir kıvama geldiğinizde ucuzlarından başlayarak, göğüslüğüm 600 olduğunda ben buna 3. seviye işte Stormrider Agility basacağımı 2. seviye Stormrider Agility basarım. 1800, 2200 gold buradan kısarım ama ucuz olanı kullanırım çünkü değiştireceğim günün sonu gibisinden bu işe başlayabilirsiniz. Veyahut da 3. seviye gem kullanacağınızda 1. seviye gem kullanırsınız. Böyle böyle karakteriniz geliştikçe 610'ları geçmeye başladığınızda, artık hero itemler dizmeye başladığınızda tam enchantları basarsınız, tam gemleri kullanırsınız. Rahat rahat sıkıntı yaşamazsınız. Bunun dışında Ice Veins diye bir sitemiz var. Bu sitede klaslardan biz konuya devam edelim. Ben Survival Hunter'a bastığımda işte burada bana Hero Talent, Leveling, Rotasyon Cooldown, işte Build ve Talent, Enchantlar, Gemler, ne kullanmam gerektiği, mesela ne enchant kullanacağınızı bilmiyorsunuz, ne yemek kullanacağınızı bilmiyorsunuz, buna basıp kullanmanız gereken işte enchantlar, gemler, İşte kullanmanız, yemeniz gereken yemek, işte Beladar Bounty vesaire, Jester falan gibisinden, Sushi Special, yani Secondary Stat yemeği bunlar bu arada. Flasklar vesaire vesaire. Buradan her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ice Veins'te kullanmanız gereken bir site. Yani bilmediğiniz şeyleri öğrenmek için 10 numara bir sitedir Ice Veins.
mesleklerle de alakalı son bir iki şey söylemek istiyorum. Örnek veriyorum, biz şimdi mining ve herbalizme başladık. Artık 80 level olduktan sonra haftalık questler geliyor. Bu haftalık görevler sizden işte belli miktarda materyaller istiyor ve bu materyalleri getirdiğinizde de knowledge puanı veriyor sizlere. Bu mesleklerinizi geliştirmek için önemli. Her hafta 3 knowledge puanınız buradan direkt geliyor. Öyle düşünebilirsiniz. Eğer gatherer bir meslek yapıyorsanız, yani toplayıcı bir meslek yapıyorsanız, skinning olur, işte mining ve herbalizm, meslek trainerlarından görevleri alıyorsunuz. Örnek veriyorum, herbing ki burada. Ama craft yapan bir meslek yapıyorsanız meslek görevleriniz tam olarak şu kısımda, yani craft order verilen bölgede, bu NPC tarafından veriliyor. Craft yapan mesleklerden birine sahipseniz buradan alıyorsunuz görevinizi. Mesleklerle alakalı son olarak da artık 80 level'a ulaştığımızda Action House'da Profession Equipment'a geliyoruz. İşte Herbalism'in ve hatta Mining'in Profession Tool'larına buradan ulaşabiliyorsunuz. Buradan bu 564 item level'a sahip 3 parça itemimiz var. İşte 2 tane mining aksesuarı, bir tane de mining tool'umuz var, pickaxe. Bunlar sizin toplayıcılık statlarınızı arttırıyor ve topladığınız mine'ın kalitesini arttırıyor. Benim tavsiyem burada perception olanları satın alın. Perception null stone çıkarmanızı veyahut da null lotus çıkarmanızı veyahut da bulduğunuz materyalin birinci seviye yerine ikinci seviye, üçüncü seviye çıkmasını sağlar. Tool'da vaziyet böyleyken aksesörlerin statları direkt belli olarak geliyor. Yani aksesörde ekstra seçeceğiniz bir durum yok. Direkt bir tanesini alabilirsiniz. Hepsi deafness ve perception mesela kafalı. Şu çantada baktığımızda hepsi fineness. Aynı şekilde herbalizmi ilk önce tool'unu alacağım. Perception dediğim gibi tercihiniz. Galiba Head'in 564'ü yok. Aynen. Head'in 564'ü yok. Bu ekipmanların hepsini sağ klik atıp giyiyorsunuz abi. Üstünüze giymez bunları. Bunları giydiği yer Profession kısmında. Mesela Mining Journal veya da Herbal Journal açtığınızda şu üst tarafta görebilirsiniz eşyalarınızı. Başlangıç için bu eşyalar kullanılıyor. Bunlar sizin işte Deafness toplama hızınız, Perception dediğim gibi kaliteniz, Fineness daha fazla çıkarmanız, yani bir tane çıkacağına patladığı zaman 3 tane, 2 tane, 4 tane artık neyse. Fineness da bu işinize yarar. Bu da size mesleklerle alakalı bahsetmek istediğim son şeydi. 80 level'a ulaştığınızda artık gather yapıp WoW token alacak parayı çıkarmanız gerekiyor. Şu an itibariyle gördüğünüz gibi 325k gold. Ben daha demin 12k gold'um vardı. Sadece level kasarken kastığım para 12k gold. Yani sadece önüme gelenleri topladım. Hiç gidip de işte full mining'e veya hatta yani full gather'a hiç odaklanmadan 12k para kastım oturduğum yerden. Bu da demek oluyor ki odaklanırsanız çok rahat bir şekilde bir hafta içerisinde bu parayı çıkartabilirsiniz. Ondan sonra da artık oyuna para vermeden dümdüz devam edersiniz. Her ayın bir haftasını WoW token çıkarmak için harcarsınız. Geri kalan zamanınızda oyunda ne yapmak istiyorsanız onu yaparak devam edersiniz. Haftalık işlere geçmeden önce de şimdi Great Vault dediğimiz bir de bir olayımız var. Şöyle göstereyim sizlere. Great Vault sizin oyun içinde yaptığınız etkinliklere göre, mesela raid kısmında Neruvar Palace raidini 2 boss kesersem şurası açılacak. 4 boss kesersem buraya, 6 boss kesersem buraya. Yaptığım her heroic mythic veyahut da işte Time Walking Dungeon'da buralar açılıyor. Delve World Activity'lerde buralar açılıyor. Vesaire vesaire. Bunların olayı, bu 9 slota her hafta çarşamba günü itemlar geliyor. Yaptığınız etkinliklerde açtığınız slot kadar item düşüyor. Örnek veriyorum, siz 6 tane raid boss kestiniz, 8 tane dungeon attınız, 8 tane delve veya hatta world activity tamamladınız. Buranın hepsi böyle sararıyor, aynı şurada olduğu gibi ve buranın hepsine itemlar geliyor. Siz dilediğiniz itemi buradan seçip bir tanesini alabiliyorsunuz. Her haftanın başında bu olay gerçekleşiyor. Haftanın resetlendiği gün de Warcraft'ta çarşamba günü saat sabah 7'dir. Her çarşamba sabah 7'de Warcraft'taki haftalık işleriniz yenilenir. Bunu da söyledikten sonra ben haftalık işlerimi nasıl yapıyorum, nasıl ilerletiyorum size onları göstereyim. İlk olarak haftalık renownlardan başlayalım. Çünkü en fazla zamanınızı yiyecek şey haftalık renown. Bu videonun başında söylemiştim. Bu renownlara seviye atlatmanız gerekiyor ki belli başlı ödüllere sahip olabilelim. Haftalık belli bir miktar seviye atlatılabiliyor. Bunların seviyelerini atlatmak için yaptığımız şeyler genelde işte rare farmlamak. Şu gördüğünüz noktalar rare'ların yerleri. Her rare 150 reputation atar. Bunun dışında normalde biz sadece
main questline'ı takip ettik. Ama reputation kasmak için side quest'leri, yani yan görevleri de yaparak reputation kasabilirsiniz. World quest'in tanesinden 50 reputation alırsınız ve haftalık görevlerle olaylar var. Bu haftalık görevleri peki nerede bulabilirsiniz? Map'i açtığınızda şöyle görünen mavi görevler haftalık görevler. Örnek veriyorum, burada var. Aşk Ayet'te var. Hollowfall. Aynı şekilde Ringing Deeps. Benim size tavsiyem, ilk önce gelip buradaki görevlerin hepsini bir toplayın. Ben bu görevleri ilk başta alıyorum. Ondan sonra ilk durum Ringing Deeps'e gitmek oluyor. Bu Ringing Deeps'teki bir tane reputation veren görev burada. Bunu alıyorum. Bu dünyada gezerken 10 tane o size Gather yaparken söylediğim yerde çıkan etrafı mor çizgili olan Disturbed Earth'lerden wax toplamanızı istiyor. Bir tanesi de burada. Awaken Machine dediği. Görevden almıyorsunuz bunu ama bu görevi bitirdiğinizde şu kaşeler doluyor. Onu da ben hemen şöyle gireyim size. Sonunda kutuları açalım birlikte. Burayı bitirdiğinizde bu 4 kutu da açılabilir oluyor. İlk önce quest'i verirsiniz. Buradan Awakened Machine Cage'inizi alırsınız. Ondan sonra tek tek bunları açıyorsunuz. Renown Room'da 20 oldu bu arada. Renown'unuz atladığında Renown satıcılarında böyle görevler belirecek. Bu tarz güzel ödülleri var. Burada işimi bitirdikten sonra da Hollowfall'a gidiyorum. Hollowfall'un Renown'ları böyle tek bir olaydan ziyade bu bölgede daily quest'ler yapıyorsunuz. Burada şu ortada yanan alevler değil de böyle şu gördüğünüz 3 tane Laser Key Flame istediği. Bunları yaktığınızda 3 tane taş atıp daily quest'lerden NPC geliyor. Bu görevlerin hepsi 200 reputation veriyor. Ben bitirdiğim için yapmayacağım bu arada daily quest'leri. Ben şunları yakıp haftalık 4 tane yaktığınızda size cash veriyor. Bu cash'i almak için şu anda yakıyorum. Bir tane hemen üstünde. Tam şu tarafa doğru uçuyorsunuz, suya doğru. Bir tane burada var. Bir öncekinin hemen şu sol tarafında, hemen burada bir tane var. Hemen karşısında bir tane daha var. Sonra bu dereyi geçip yukarıya çıktığınızda bir tane burada, bir tane de denize doğru ilerlediğinizde şu sol taraftaki barakada var. Hollowfall'un epey bir daily quest'i var ve epey hızlı bir şekilde Hollowfall'a reputation kasabiliyorsunuz böyle. Buradaki daily quest'leri bitirdikten sonra da Aşk Ayet'e gidiyorum. Tabii böyle dümdüz koşturalım gitmiyoruz. Üstünden uçtuğumuz noktalara da yerlere bakıyoruz ki bir yandan da Disturbed Earth quest'ini yapabilelim. 10 tane wax toplamamız lazım. Aşk Ayet'in olayı bir tık farklı. Şimdi Aşk Ayet'te 3 tane faction var. Reputation kastınız. Bu factionlardan birini sizden seçmenizi istiyor her hafta. Ben genelde en az olanı seçerek ilerliyorum. Faction'ı seçtikten sonra da size görevinizi veriyor ve görev aldığınızda da etrafta world quest'ler açılıyor. Bu görevde şu barı doldurmanız gerekiyor ve bu barı doldurmak için world quest yapıyoruz. Bu quest'i aldığınızda etrafta world quest'ler açılıyor ve mesela gideceğim 5 tane world quest yaptığımda bu görev bitmiş olacak ve 1500 reputation Waver Faction'ını almış olacağım. Dediğim gibi aynı zamanda reputation kasmak için etrafta gördüğünüz rare'ları da farmlayabilirsiniz. Rare'larda her faction'a 50 reputation atıyor. 50 az görünüyor olabilir ama 3 faction'a aynı anda reputation kasıyor ve 10 tane kestiğinizde 500 reputation yapıyor. Bu da haliyle sonuç olarak tatmin edici oluyor. Rare keserseniz de bu quest'in barını doldurabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Aşk Ayeti de bitirdikten sonra bu main quest'te açtığımız portaldan Dornagal'a geri dönüyorum. Isle of Dorne'da şu Dornagal'ın yanında bakın şöyle bir işaret var. Bu tiyatro burada görev olarak görünmüyor olabilir ama bu haftalık olarak burayı da yapmanız gerekiyor. Buradan da 1500 reputation Council of Dornagal'a kazanıyorsunuz. Üstüne geldiğinizde bir sonraki tiyatronun ne zaman olduğu yazıyor. 46 dakika sonra. Yani daha vakit olduğu için diğer quest'lere gideceğim ki burada gösteri olsaydı buraya gelecektim ve bu görevi alıp gösteriye başlayacaktım. İlk defa yapacaklar için de şunu söyleyeyim. Burada gösteri başlayacağı zaman bu NPC ile konuşup rapor vermeniz gerekiyor ben geldim diye. Yoksa görevinizi saymaz, aklınızda bulunsun. Tiyatroyu da bitirdikten sonra artık aldığım ilk World Quest'lere geri dönüyorum. Boss ve 5 tane Rare Quest görevi var bu hafta. 10 tane Wax toplayacağız. Priority of Sacred Flame diye bir dungeon var. Ona gireceğiz. Bu arena bir
reputation vermiyor. Ondan dolayı arena görevini yapmasak da olur reputation vermediği için. Haftalık olarak yapmanız gereken şeyler bunlar. Ve haftalık olarak kesebileceğiniz World Boss'lar var. Bu hafta World Boss Isle of Dorne'da. Nerede olduğunu görmek isterseniz şu minimap'te kuru kafa işaretiyle görünen World Quest Boss'un World Quest'idir. Bu işte Ringing Deeps'te ise şurada bir yerde olması lazım. Orada çıkacaktır. Hollowfall'da ise şurada bir yerde olması gerekiyor. Ashkayed'in World Boss'u da burada bulunuyor. Yani tüm maplere bak, check ettiğinizde World Quest'i gördüğünüz mapte World Boss var demektir. World Boss'tan item atabiliyor. Ondan dolayı item almak için de World Boss'lar önemli. Ondan dolayı her hafta aksatmadan World Boss'u kesmeye gelin. World Boss'ların hatta itemleri da şu sağ altta Adventure Guide'dan gelip üstlerine basarak görebilirsiniz. 603 şampiyon item atıyormuş. Yeni başlayan bir oyuncu için gayet iyi yani. Eğer düşürebilirsiniz işinize yarayacak. Haftalık yapmanız gereken şeyler de bu kadar. Karakteriniz 80 level olduktan sonra yapacağınız şey artık item level kasmak. Item level nasıl kasacağınız da zaten sizlere başka bir videoda anlattım. Ve bu şekilde de videonun sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım video işinize yarar ve hoşunuza gitmiştir. Hepinize beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Hepinize iyi oyunlar dilerim.